Herkese merhabalar. Din Kültürü Bilin dönem tekrar ile beraberiz. Tek videoda bitireceğiz inşallah. Bir tekrar kampımızda biliyorsunuz teker teker gün gün her konuyu düzgün bir sırayla işliyoruz ve birinci dönemdeki bütün konuları alttan eksiğimiz kalmayacak şekilde tamamlamış oluyoruz. Biliyoruz tabii ki LGS tekrar programını Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarına ücretsiz bir şekilde alabileceğiz ve bu programı aslında bu videolarla paralel bir şekilde götürüyoruz. Hadi bakalım o zaman dersimize geçelim. Bir kere bugün sizinle beraber kader inancı, zekat ve sadaka ve aynı zamanda din ve hayat konularını, ünitelerini beraber göreceğiz. Kader inancı aslında geniş bir üniteydi. Birçok alt kavramı vardı. Bunlara beraber bakacağız. Aynı zamanda zekat ve sadaka zeka ile alakalı da çok özel önemli başlıklarımız var. Onlara da bakacağız ve en sonunda din ve hayatla noktalayacağız. Peki LGS'de kaç soru çıktı? Bak 2021'de iki tane soru gelmiş ki 2021 daha ayırt edici bizim için. 2020'ye bakmamak lazım çünkü bu sene birazcık daha ilk dönem konularından çıktığı için sınavda daha farklı bir konu dağılımı vardı. Ama bu bizim için çok önemli. Aynı zamanda zekat ve sadakadan da iki tane çıkmış. Dolayısıyla din kültürü dersimizdeki çıkan on sorunun neredeyse bakın burada üç tane çıkmış. Toplamda üç, iki, beş, yedi, yüzde yetmişi aslında burada göreceğimiz konulardan. Yani 10 sorunun yedisini bir burada halletmiş oluyoruz. Sadece din kültürüyle alakalı. Peki soruların zorluklarına baktığımız zaman zaten dinde gerçekten zor soru çıkmıyor. Yani genellikle kolay ve orta düzenekli sorular geliyor. Zor, orta olmasının sebebi de birazcık daha hikaye anlatılıyor. Birazcık çelişkiler olabiliyor içerisinde. O yüzden ona dikkat edeceğiz. Yani kolay ve orta zorlukta toplam karşımıza bu üç tane üniteden yedi tane soru gelecek. O yüzden çok değerli. Neredeyse din kültürü ve ahlak bir dersimizin yüzde yetmişini bu derste hallediyoruz aslında. Ve biliyorsunuz tabii ki bizim bir sistemimiz var. İlk başta LGS'ye başladık çalışmaya. İlk tekrarımızı şu anda yapıyoruz harika bir ilk tekrarla altyapımızı çok sağlam hale getireceğiz. Ki zaten şu anda göreceğimiz konular LGS'de dinin yüzde yetmişini oluştu. Öyle düşünün artık. Sonrasında sınava yakın bir dönemde de ne yapacağız? Son tekrarımızı yapacağız ve sınava bomba gibi gireceğiz ve en iyi liseleri hedefleyeceğiz diyoruz. Ve şimdi bugünkü dersimizde sizinle beraber ne yapacağız? Bir büyük resme bakacağız. Buna big picture diyoruz. Aynı zamanda konu özetlerine bakacağız. Sizinle beraber konu özetlerini tekrar edeceğiz ve yeni nesil sorularla aslında birinci dönemi bitireceğiz. Peki bunu yaparken tabii ki sizin ödev yapmanız gerekiyor. Yani bu dersleri programa uygun bir şekilde teker teker işledikten sonra ne yapmamız gerekiyor? Bu programımızla beraber ödev yapmamız gerekiyor. Ödevleri de ilk tekrar LGS setimizden yapacağız. Buradaki kitaplardan yapacağız. Özellikle mesela din kültüründeki bu yenisi Türkçe matematikti ana denemeleriydi. Din kültürü aslında bu ikisinin içerisinde var. Hem burada tüm dersler var hem de denemelerin içerisinde din dersimizde de aslında bütün bu tekrarlarımızı yapmış oluyoruz. Hadi bakalım o zaman dersimize geçelim. Sekiz sınıf birinci dönemde din konularını teker teker bitiriyoruz Tonguç Eren Bismillahirrahmanirrahim. Aynen tebrik ediyorum. İlk başta üç tane ünitemiz vardı biliyorsun. Kader inancı, zekat ve sadaka ve din ve hayat ünitemiz. Bu ünitelerden hangilerinde sınavda kesin çıkar olayını. Hangi hocam? Çıkarsın. Ahiret sınavı mı? Dünya sınavı mı? tabii ki liseye giriş sınavında kader ve kaza inancı, insan iradesi ve kadar kaderle ilgili kavramlar Hz. Musa ayet-i kürsü. Peki sınavda ne çıkacak? 10 tane sorumuzdan. Acaba bununla alakalı sorular neler olacak? Biz şunu biliyoruz sonuçlarım Bey. Gerçekten de sınav komisyonu kaderle ilgili kavramlardan %100 soru soruyor. İşte ecel var ondan sonra ömür var ondan sonra ne bileyim emek, rızık var Ondan sonra kader ve kazanın kendi kavramları var ve onunla alakalı da bir sürü e, biliyorsun Hani özel işte e, hastalık sağlık e, Ondan sonra bunun gibi bütün kavramları bilmemiz gerekiyor aynı zamanda Hz Musa'dan soru gelme ihtimali var ama tek başına soru gelir mi hani bilemiyoruz her sene sınavda sorulan e, peygamberler değişebiliyor toşşaramıyorum ama Kader ve kaza inancı zaten genel ürünlerinde evrensel yasaları da içeren aslında hani evrensel yasalar dediğimiz şeyler nedir? Fiziksel yasalar. Kimyasal e, o, yasalar. Sayıma, toplumsal yasalar ve biyolojik yasalar. Üçe ayırıyordu din dersi adına. Bunlardan da soru gelebilir tabii ki. O yüzden buna dört diyorum. İnsan iradesi bir kadar. Beş diyorum çünkü buna çok önem veriyorlar. Neden diyeceksin? Çünkü insanlar yaptıkları yüzünden aslında yaptıklarından sorumlu tutacaklar Allah nazarında. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Ayetel Kürsü'nden tek başına soru gelmesi eskiden çok oluyordu ama şu anda artık olmuyor diyoruz. Zekat ve sadakaya bak bakmadan önce ilk başta senle bu konuyu beraber işleyelim. Tamam, hocam. Hadi, bakalım. hadi bakalım o zaman konumuza geçelim. Detaylı bir şekilde, hızlı bir şekilde tekrarını yapalım. Kader inancında bir kere kader ve kaza inancı. insan hadisi ve kadar. Kaderle ilgili olan Hazreti Musa ve Ayet-i Ayetel Kürsü'yü hızlı bir şekilde bakacağız. Bir kere kader inancı dediğimiz şey de kaderin aslında ölçü, ilim, ira irade ve kudret olduğunu bilmemiz gerekiyor. Allah'ın her şeyi ölçülü ve düzen içerisinde yaratması ve e, önceden e, şey, e, her şeyin aslında takdir etmesidir. Peki kaza inancı nedir? Kaza da aslında e, hayatımıza e, şeyle e, aslında Müslümanlıkla girmiş, Arapçadan gelen bir kelimedir. Kaza aslında hükmetmek, emretmek, yaratmak, gerçekleştirmek yani oldurmak. Neye göre? kadere göre. Kadere göre bazı şeyler olursa kaza olur. İşte mesela büyüklerimiz aslında kaza kararını yani, şöyle Bir, bir ...kaza geçirmişler. Aa. Ya Allah'tan gelene... ...çare yok demişler. Hani... ...o bizim e, kadere uygun... ...bir şekilde olan başımıza gelen bir şeydi... ...demişler. Tabi bizde olumsuz manada kullanıyorken ki... ...halbuki dini literatürde... ...kaza nedir Tomuş Eylem Kadere uygun şekilde olayların... gerçekleşmesidir. Yer çekimi kanunu... ...bir kaderdir, bir ölçüdür... Bıraktığım zaman bu kalemin yere düşmesi de bir kazadır. En güzel örneklerden bir tanesi. Kader dediğimiz şeyin aslında bizimle bağlantı olan kısmı külli irade var, cüz'i irade var. Bazı şeyleri biz bilemiyoruz sonuç olarak. Mesela... Kölü irade Allah'ın iradesi. Allah bizi Türkiye'de e, beyaz bir anne babanın çocuğu olarak, beyaz bir çocuk olarak doğmuş ama belki Afrika'da ve, e, bir ve ben zenci ol olmak isterdim hocam. Ay, olabiliyorduk. Onun Her gibi. zaman zenci olmayı hayal ettim. Ondan sonra nerede doğduğumuz, e, ırkımız, ondan sonra soyumuz, sopumuz, annemiz, babamız tamamen külli iradenin kontrolü altında şeyler. Ama bizim cüz'i irademiz var. Şu anda dersime ben çalışıyorum ya Tonguç Erbim. Kendi cüz'i irademi kullanıyorum ve çalışıyorum. Ve bunun sonucunda iyi bir mükafat, iyi bir liseye gireceksem işte bu benim irademin so sonucunda kazandığım sorumluluktur. İyi bir şeyde de kazanabilirim, kötü bir şey de kazanabilirim. Eğer ben şu anda bu dersi izlemezsem veya ders çalışma salla gitsin ne olacak Ama... falan filan, Bu cüz iradendir. Yapabilirsin. Bu senin iradendir. Yani seçim, 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 seçim bu senin? Herkes doğru seçim yapmak zorunda değil ki. Bazıları da yanlış seçim. Yanlış olmasa e, doğruyu anlayamayız ki. Tonguç siyah olmasa beyaz anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Süper zekisin diyoruz. Peki evrensel yasalar sünnetullah olarak biliyor. Fiziksel biyolojik toplumsal demiştik. Madde ve enerjiyle ilgili prensipler fiziksel yasa. Suyun kaynaması, yer çekimi kanunu, güneşin dünya, düneş, dünyanın güneş etrafına dönmesi falan filan bunlar hepsi fiziksel yasalar. Biyolojik yasalar canlıların yapısı, üremesi, büyümesi ve ilgili prensipler çene yapısıdır, yemedir, beslenmedir, embriyodur. Bu kavramları bilmen gerekiyor Aram işte Aramayım. İşte fotosentezleri falan filan bunlar hepsi biyolojik yasalara giriyor toplumsal yasalar ise to, adalet, düzen, göç ve insan ilişkileri ve insanların işte evlilik, miras falan filan bunların hepsi aslında toplumsal yasalara giriyor. İnsan iradesi ve kadarda kavramlar çok çok önemli. Gerçekten buradan soru geliyor. İrade dediğimiz şey aslında seçim yeteneği. Bu şu demek. Dileme, tercih etme, karar verme bunlar için gerekli güç ve yeteneğe sahip olmaya biz irade ediyoruz. İradeli bir insan mısın Tavuk Şerim? Evet hocam iradeliyim. İnsanın iradeli olabilmesi için bir kere beyninin, aklının çalışması gerekiyor. O zaman iradesin. Hayır, sizin için ne biliyorum? Hani genel olarak akıl e, sahibi olması gerekiyor ve gerçekten de irade sahibi olabilmesi için seçim yapabilmesi gerekiyor. Yani köle olmaması gerekiyor. Hür bir insan olması gerekiyor. tabi kölelik daha 50 yıl önce kalkmış bir şey ama hala dünyanın belli kısımlarında gerçekten de bununla yaşayan Aynen cahil bize hala kesimler okula var. devam edeceğim. Bizi hala köle gibi kullanıyorlar. Şüreli irade Allah'ın mutlak şeye hakim olması, kontrol edilemez cinsiyet, göz rengi, ırk, ecel, ömür gibi ama cüz irade ise insanın sırrı, sınırlı sınırlı iradesi biz çalışmak, çalışmamak, iyilik, kötülük Arkadaşların seçimi, kötü alışkanlıkların seçimi falan filan bunlar hepsi sana ait. Özgürlükse bir şey yapma yapma arasındaki seçim. Sorumluluksa bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu mesela senin şu anda ders çalışmak gibi. Yani ve yaptığı bir iş için gerekli hesap verme durumu. Yap ders mı çalışmadın mı? Sana hesap soruyorlar değil mi okulda? Maalesef. Veya annen baban işte bu senin sorumluluğun aslında diyoruz. Kaderle ilgili kavramlardan tabii sağlık, e, hastalık, başarı başarısızlık. E bak burada sağlık ve hastalık aslında insanın iradesine de bağlı belli bir yerde. Cü, cü, külli iradenin, cü, cüz'lü cüz, iradenin içine giriyor. Ama bazen de külli iradenin içine girebiliyor. Allah e, milyonda bir rastlanan bir hastalık da verebilir sana veya çocuğuna ve benzeri. Başarı ve başarısızlık da, tabi bu duruma ne yapmamız gerekiyor? Allah yine e, şüphetmemiz, isyan etmemiz etmememiz gerekiyor. Başarı başarısızlık, Allah'ın beklediği bir şey. Başarı başarısızlık da aynı şekilde. Çalışırsın, olsun cüz cüz'i iradeyle direkt bağlantılı. Yani bizim irademiz ve sorumluluk ilkeleriyle çok bağlantılı. Tevekkül dediğimiz şey gerekli olan şeyleri yaptıktan sonra Allah'a güvenmek. Bu çok önemli bir kavram. Türbe gitmek yani, değil mi hocam? Hayır, saçmalama. Allah'a güvenmek demek tevekkül aslında ama sınavlara çalışıp sonrasında türbede bol bol dua edip Hayır saçma Bu yanlış tevekkül anlayışı. Şimdi da e, türbelerden falan değil mi e, Allah'tan medet ummalısın sen. Allah'tan istemelisin. Dolayısıyla tevekkül Çalıştın, çabaladın, sonrasında sınava girmedin. Allah'ım sana güveniyorum demek. Ama hiç çalışmadın, hiç çalışmadın, Allah'ım sana güveniyorum demek. Ya bu saçma. Ama türbeye gideceğim hocam. Bu yanlış tevekkül anlayışı diyoruz. Rızık dediğimiz şey aslında bizim emekle bağlantılı. Emek ve rızık dememiz gerekiyordu burada bu arada. Emek çalışırız, rızık da onun karşılığını alırız. Ecel, e, ömrümüzün sonu aslında, son günümüz, son yaşadığımız an... Ömürse aslında nedir? Bizim yaşamaz yaşam süremizdir diyoruz. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Hazreti Musa'ya baktığımız zaman kimdir? Ulul azam peygamberler yani yüksek düzeyde mertebedeki peygamberlerdendir. kardeş Hazreti Harun'dur. Ee, Firavun'a karşı tevhidi savundu. Allah'ın birliğini savundu ve Tevrat kitabı kendisine geldi ve mucizesine asayı Musa yani asasını yere vurdu ve büyük bir ejderhaya dönüşüp diğer büyücülerin, e, yılanların hepsini yuttu. Kerimullah Allah'ın kelimesi olarak geçer e, ve Kızıl Denizin ikiye ayrılması mucizesini yaparaktan da İsrailoğulları'nı Firavun'un zulmünden kurtaran peygamberdir kendisi. Zaten İsrailoğulları da sonrasında ne olmuştur? Musevi olmuşlar. Yani Musa dinine inanan demek aslında Musevi. Mesela Hristiyanlara da Krist. Yani, İsevi. İsevi. Aslında İsevi derler. İsa dinine inananlardır. Ama bize nedir? İsa, Musa din diye bir şey yok. Aslında bütün dinler Allah'tandır biz buna inanıyoruz Dolayısıyla hani hepsi Allah'a teslim olmuş bireylerdir ama tabii ki sonrasında belli şeyler çarpıtmalar marpıtmalar oluyor mesela Hz Musa'nın hikayesinde şöyle bir şey var tonuşe Mey Hz Musa 40 gün gidiyor bir yere kapanmak için sonra geri dönüyor bir anda 40 günde kendi kavmini buzağa taparken buluyor. Yani Kur'an'da geçen bir hikaye bu aslında. Kıssa bu aslında. Dolayısıyla insan çok sapıtmaya müsait bir canlı. Kıssasına baktığımız Firavun sarayında büyüdü. Firavun o sırada bir rüya gördü ve bütün erkek çocuklarını öldürme kararı aldı. Çünkü rüyasında bir erkek çocuğunun kendisini doğup sonrasında öldüreceğini gördü. O yüzden bütün ildeki bütün erkek çocuklarını katletti. Ama bir tane çocuk sağ kaldı. O da nehrin içine atmıştı annesi. Bir sepetin içinde yüzerken Firavun'un sarayının yakınında bir saraya geldi. Ah ne tatlı çocuklar! Büyüttüler. Gizli gizli büyüttüler. Firavun'un da sarayında büyüdü. Sonrasında İsrailoğlu'nu zulümden kurtardı diyor. Ayet-i Kürsi'ye baktığımız zaman Bakara Suresi'nin 255. ayeti. Yüce Allah'ın eşsiz sıfatları. Allahu la ilaha kayyum diyor. Aslında e, hay ve kayyumdur. Yaşayan ve aslında her şeyin üzerine hüküm sahibi olandır. Aynı zamanda içine kürsi sözcüğü geçiyor. Ayetel ayet -Kürsü de mesela, Kürsi demesi. Kürsi Allah'ın kürsüsü manasına. E, farz namazlarında okunuyor. Bir Allah Celle Celaluhu, C.C. Celle Celaluhu demek. Özel ve en kapsamlı adı aslında Allah'ın. Bir de El Hay adı var. Allahu El huvel kayyum. Hayyul kayyum. işte bu iki ad hayat sahibi, can veren, aynı zamanda varlığı kendinden, kendi kendine yeterli olan, hiç kimseye ihtiyacı olmayan. El Ali, izzet ve şeref hükümlerlik bakımına en yüce aşkın olan El Azim de e, zatının ve sıfatının mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu olan demek bu sıfatlar gibi sıfatlar uyumayan, uyuklamayan e, ayet çoğunlukla geçiyor. O zaman hemen birkaç tane soru yapalım. Verilen olaydaki sokak köpeğinin tedavi edilmesi hangi evre sayısının bilim, bilinmesiyle gerçekleşiyor? 40, 40 kalede yaşayan 49 yaşındaki MK araç çarpması sonucunda arka ayaklarını tutmayan sokak köpeğine pazar arabası çözüm buldu. Tekerlekli pazar arabasını köpeğin yürümesini sağlayan duyarlı vatandaş e, ee, Tonguç Bey hayvanın daha iyi koşullarda tedavi edilmesi ve iyileşmesi için yetkililerden yardım bekliyor. Tabii ki biyolojik yasalar. Çünkü canlıyla alakalı, canlının ayaklarıyla alakalı bir problem çözüş. Te teşekkür ederiz tedavi eden arkadaşlarımıza diyoruz. Kur'an-ı Kerim birçok yerde Allah'a tevekkül dayanmak etmeyi e, imanlı kişilerin özelliklerinden biri olarak kabul edip şöyle buyurmaktadır. Kur'an'daki ayetleri vermiş ve demiş ki verilen bilgi ve ayetlerden çıkarılabilecek temel yargı aşağıdaki hangisi demiş. İman ediyorsanız yalnızca Allah'a tevekkül edin. Yunus 84. İman edenler yalnızca Allah'a tevekkül edin. Ali İmran 160. İman edenler o kimseler, kimseler dedi ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. kendilerini Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve sadece Rablerine tevekkül ederler. Hocam ben bu tarz Kur'an'daki ayetleri okuduğum zaman bazılarını çok net bir şekilde anlıyorum. Bazılarında ise bazen Arapça kelimeler oluyor. Tabi burada temel yargıya bakalım. Dua etmek tevekkülden belirgin özelliğidir. Yani burada tam temeli Allah inancı sahip bir kişi şey, işlerinde Allah'a iniyor. İşte zaten bu. Bakar mısın? Bak yalnızca Allah'a güvensinler. Yalnızca Allah'a güvensinler. Hep aynı şeyi söylüyor aslında. Ee, bunlar Allah'a sadece Allah. Yani yalnızca Allah'a güvenirleri. E, Allah'a güvenleri çok iyi vurgulamış bir ayet. Yani tevekkül Allah'a güvenmek demekti. Dolayısıyla cevabımızın Bursa olduğunu sebebi Tevekkül Kur'an'da en çok üzerine durulan konudur. Hayır böyle bir şey çıkartamayız. Üç ayet gösterdi bize. Tevekkülün en şeylerinin başında gelir. Hayır öyle bir şey de söylememiz. Dua etmek tevekkül. Dua etmekle alakalı bir şey yok burada. E, dolayısıyla diyoruz ki cevabımız budur. Hadi bakalım o zaman şimdi diğer konumuza geçelim. Hadi bakalım. Zekat ve sadaka ünitemize geldik Tonguç öğretmenim. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem. Ardından zekat ve sadaka ibadetinin faydaları ibadetinin kendisi ve faydaları Hazreti Şuayb ve Maun suresi. Hangisinden soru gelir hocam? Sorunun geleceği kısımları sana söylemek istiyorum. Paylaşma ve yardımlaşmayı verdiği önemli alakalı genel bir yorum sorusu gelme ihtimali çok yüksek. Her sene geldi, hiçbir zaman sekmedi. Bu sene de gelmesini bekliyoruz. Bu ibadetler ve faydaları ile alakalı bilimsel bilgi sorusu gelme ihtimali birazcık düşük ama geniş bir ünite. Tabii burada bir sorunun bir parçası olarak gibi Hazreti Şuayb ilgili bir soru gelme ihtimali olabilir. Ben Hazreti Musa'dan daha fazla e, olabileceğini görüyorum. E, Maun suresi ise ayet el Kürsi çok değerli bir süre. Maun suresi e, bundan bir hani şöyle diyelim hepsi çok değerli ama bundan soru gelme ihtimali de ayet el Kürsi ile eşdeğer diyebiliriz. Dolayısıyla şimdi o zaman ilk dönemin tekrarının sonuna doğru giriyoruz. Zekat ve sadakayı hemen seninle beraber işleyelim. Zekat ve sadaka ünitemizde İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmayı verdiği öneme bakacağız. Ardından iba bu ibadetler ve faydalarına Hazreti Şuayb ve Maun suresine bakacağız. Hadi bakalım şimdi senle başlayalım. Şimdi bir kere zekat ve sadakada böyle bir tablo hazırladık senin için. Bu tablonun içinde Hocam, bir aslında... çekerseniz ekran gelirse salmak istiyorum. Bilmen gereken neredeyse her şey var. Bir kere... E, zekat dediğimiz şey aslında sadakadan daha geniş kavram. Sadaka daha birazcık daha dar ve daha küçük bir kavram. Şöyle düşünebiliriz. E, sadakanın Ramazan ayında verilen kıs, e, şeklinde fitre diyorduk. E, sonsuza kadar giden sadakalara sadaka icarı ne demekti bu sonsuza kadar? Mesela bir köprü yaşı, e, yapıyorsun. Bak. Bir e, ne bileyim kütüphane yapıyorsun. Bir cami yapıyorsun. Onu insanlar sürekli kullanıyor. Sen öldükten sonra da devam eden aslında ibadet gibi değerlendiriyor. Sadakanın kendisi ise aslında hem maddi veya hem manevi olabiliyor. Dolayısıyla hem bir yetimin başını okşamak veya güzel bir söz söylemek de bir sadaka olabiliyor. Zamandan da sadaka verebilirsin. Ama yani zekatta ise sadece mad mali maddi olmak zorunda. O da mesela şöyle bir şey var. Zekatta Kimler verir? Zengin, akıllı, hür, ergen ve Müslümanlar verir aslında zekatı. Kime verir? Yoksullara düşkünlere para diyoruz tabii buna. Para maddi bir şey vermek aslında. Düşkünler, borçlar, yolda kalmış yolcular ki bu ayette geçen ifadeler aslında. Özgürlüğünü yitirmiş olan köleler yani isla kalbi İslamı ısındırılmak isteyenler yani İslamı anlatmak isteyen insanlar Allah yolunda çalışanlar ve zekat memurlarına verilebilir diyoruz. Ve aynı zamanda e, ee, nelerden verirse büyük baştan büyük baş hayvanlardan çünkü tarım toplumunda büyüdüğümüz için bunlar çok değerliydi aslında eskiden. 1 bölü 30 küçük baştan 1 bölü 40 paradan 1 bölü 40 topraktan 1 bölü 10 ...madenden 1 bölü 5 gibi böyle temel e, devlet hayatında belli kurallar koymuşlar ama Hiçbir zaman Allah sana şunu demiyor. Bir böyle kırkı ver daha fazlasını verme demiyor hiçbir şey. Daha şekilde. fazla verebilir miyim? Evladım zekatın veya sadakanın bir sınırı yok. İnsanlar istediği kadar verebilir. Bu insanlar kaytardığı için ki Allah sürekli uyarıyor zaten insanları. E, siz de hiç vermekten yeriniyorsunuz. Malınıza canınız gibi bakıyorsunuz. Diyerekten toplum arasında böyle bir hani... Temel şeyler koyulmuş. Dolayısıyla bu ama biz bununla daha fazlasını yapabiliriz. Niçin peki? Ne faydası var bunun? Şükür, paylaşma, yardımlaşma, toplumsal adalet, birlik ve beraberliği sağlıyor aslında. İnsanın bireysel faydalarına baktığımız zaman şükür etmesi e, e, aynı zamanda paylaşma e, duygusunu pekiştiriyor toplumsal faydalarına baktığımız zaman yardımlaşmayı sağlıyor. Toplumsal adalet kuvvetlendiriyor. Birlik beraberliğini sağlıyor. Nisapsa zenginlik ölçüsü. Dinen zenginlik ölçüsü. Nisap miktarı kadar mal olan insanlar zekat verebilir diye geçiyor. İnfak dediğimiz şey vermek demek. Aslında aynı zekat sadaka gibi vermek demek. Öşür dediğimiz şey de toprak ürünlerinden alınan e, demek aslında zekat. Dolayısıyla öşür de bununla alakalı kavramların içine giriyor. Peki Hazreti Şaybe baktığımız zaman hati, Hatibül Enbiya gerçekten gerçekten de çünkü çok güzel bir hitabet yeteneği vardı. Bu hitabet yeteneğinden dolayı da Tonguç Eren Bey'im e, insanlara hitap eden baya bir insanı etkiledi ve dinimiz dinle dinine e, davet etti. Ve özelliğine baktığımızda ikna edici çok güzel konuşuyordu çünkü. Yumuşak huyluydu. Öğütleri ise hile yapmayın, şirk koşmayın ya Allah'a ortak koşmayın. E, haksızlık ve bozgunculuk yapmayın de. kısasına baktığımızda zaman refah içindeki medyen, medyen bunu doğru yazalım ve ey ki halkını putlardan uzak tutmayı çalıştı ve kavmi buna uymadığı için, Şuayb'a uymadığı için kavmi helak oldu. Allah'ın gönderdiği felaketi diyoruz. Maun suresine baktığımız zaman Mekke döneminde inen 7 ayetli bir sure. E, iki tip insan tasviri var orada. Allah'ın nimetlerini ve ahireti ikna, e, inkar eden insanlar yani inanmayan insanlar ve riyakar insanlar bunlardan bizi e, bunlardan olmayın diye uyarıyor Maun suresinde. Anlamı aslında yardım ve zekat e, e, olayının ee, ne kadar değerli olduğunu gösteriyor bize e, anlatıyor diyoruz. O zaman şimdi Maun suresinde verilen bazı mesajlara bakalım. Ahirete inanıyorsanız yetime ve yoksa iyi davranın. Sadece kendini düşünme, yardımlaş, ibadette, ibadetlerde riya, gösteriş demek. Bu çok önemli bir kelime. Sınavda çıkabilme ihtimalini e, görerekten bunu yazıyorum. İnsanların bazıları gösteriş yapmak için ibadet yapıyorlar. Bak ben Allah'a inanıyorum. Ben Allah'a bak görüyor musun? Ne kadar çok ne kadar çok namaz kılıyorum diye göster, gösteriş yapmak istiyorlar. Çünkü insanlar çıkar için her şeyi yaparlar. Yani çıkar için e, yapamayacakları hiçbir şey yok. İşte bunu yapmaya çalışan insanları Allah ciddi manada kınıyor Mahmut Suresi'nde. Allah rızasını esas almamızı önemli olan Çıkar değil Allah'ın rızası olma, olması gerektiğini bize uyarıyor diyoruz. Zekat kelime anlamı olarak at, artma, çoğalma ve bereket anlamına gelmek. Tamam aşağıda verilen ayette hangisi zekat ibadetinin kelime anlamlarına uygu, e, vurgu yapılmıştır demiş. Bak neydi artma, çoğalma, bereket. Mallarını Allah yolunda harcayan örneği. her başağında yüz tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah diriliğini katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarının sınırsız her şeyi. Bu gerçekten bu. Neden? Çünkü bak diyor ki bir tohumdan diyor 100 tane e, her başağında 100 tane bulunan ve 7 adet başak çıkaran 700 tane şey çıkıyor. Bir tane tohumdan 700 tane şey çıkıyor diyor. Dikkat ediyor musun Tomuç Bu direkt bununla alakalı artma, çoğalma, bereket hani bereketli e, yemekler. Kombinasyon yani. var hocam. Mesela. Aynen. Ey, ey iman edenler Allah ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriyor. Riya yapmak için yani. E, harcayan kimse gibi sadakanızı başa kalkmak, incitmek suretiyle boşa gidermeyin. Bununla alakalı bir şey söylememiş. Sadaka demiş zaten burada bir kere. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama arkasına izlet gibi sadakanın dairdir. Zekat ibadeti sadaka yine aynı şey saçmalık. Z sadakalar zekat gelirleri ancak şunun içindir. Yoksullar kimle kime e, ilgili olduğunu söylemiş burada da. Sadakaların toplanması görevi kalpleri kazanılacak olanlara azat edecek köleler, borçlular, Allah yolunda ve yolda kalmışlar. Bu da kime vereceğiyle alakalı. Dolayısıyla devamımızın Adana olduğunu net bir şekilde Adana. Söylemiş. Gel zekat İslam dininin temel ibadetinden biri olup Hicretin ikinci yılında oruç ibadetinin sonra farz kılmıştır. Tamam. Zengin ve fakir sınıflar arasında yanlışlaşmanın bir ibadet haline almış şekli zekatta kendini göstermektedir. Zekat ibadetinin yapılabilmesi için malın üzerinden bir sene geçmiş olması gerekir. Tamam. Verilen bir yola çıkacak. Zekat hangi hangisi ulaşılamaz demiş. Toplumsal dayanışmaya katkıda bulunur. Evet, evet bakalım ama farklı sınıf yardımlaşmanın bir ibadet haline almış şekli. Bak zengin ve fakir sınıf arasındaki yardımlaşmanın evet gerçekten doğru toplumsal dayanışmayı artırıyor diye, diyebiliriz. Allah'ın yapılması kesin olarak istediği ibadetlerindir. İslam'ın temel ibadetlerinden biri oldu. Ibadet. Evet gerçekten bu da çıkartılabilir. Malla yapılan ibadettir. O ibadet fazla Zengin ve fakir arasındaki yardımlaşmanın ibadetin yapılması için malın üzerinde bir sene geçiyor. Evet bu da mal ile ibadet ilk emir olan ibadetin ne alakası var? Nereden bileyim bunu? Diyoruz o zaman hadi bakalım şimdi artık son kısmımıza geçebiliriz. Evet şimdi din birey ve toplum temizliğini aslında son ünitemize geldik. Bir Bence yüzde yüz çıkaracağım buradan sonra. Zaten yüzde çıkacak. Neden diyeceksin? Çünkü bu üniteden bir tane soru garanti var. Dolayısıyla şimdi buna gel bakalım inceleyelim bakalım. Din birey ve toplum ünitemize hemen beraber bakalım. Bir kere din ilahi kurallar bütün. Neden diyeceksin? İlahiler söyleniyor çünkü. Hayır saçmalama. İnsanların Allah tarafından gönderilen kurallara uyması aslında dinlemek. Peki bu kurallar nedir? Bu kurallar bizi kısıtlıyor mu bilmem ne yapıyor mu falan. Gel yani bu kurallar aslında sadece böyle kural böyle kısıtlayıcı bir şey gibi görmemek lazım. Bu aslında bir kullanım kılavuzu. Sen insansın ve insan biz Müslümanlıkta, İslamiyet'te ne deniyoruz? İnsan yarat, yaratılmış bir varlık. Zaten yaratığız biz de. Yaratılmış bir Elin. varlık. Kim yarattı? Allah yarattı. Peki Allah bize kullanım kılavuzumuzu gönderdi mi? Evet gönderdi. Kur'an-ı Kerim. İşte din aslında bu kullanım kılavuzunun kendisidir diyebiliriz. Peki din bir ilişkisine baktığımız zaman din insani, insanı manen yüceltiyor. Yani manevi duygularını yüceltiyor. Ve kendini duyan, gören bir yaratıcı olduğunu bilen insan haline getiriyor. Yani biz bu dünyada boşu boşuna değiliz. Biz bu dünyada niye ben buradayım diye sormuyor musun kendine? Evet hocam. İşte onun cevabını dinle bulabilirsin. Peki din toplum ilişkisine baktığımız zaman ibadetler paylaşıp ibadetlere baktığımız zaman paylaşmayı te teşvik ediyor. Mesela zekattaki gibi dayanışmayı teşvik ediyor. Hoş görüyor. Toplumsal birliğe katkı sağlıyor. Bunlar gibi bunlar gibi çok güzel katkıları da var. Din e, aslında toplumun içerisinde çok önemli bir göreve sahip geliyoruz. Aynı zamanda dinle ilgili kavramlara bakalım. Bir kere e, inanç en önemli kavram. Neden diyeceksin? Tevhid dediğimiz şey Allah'ın birliğine inanmak. Allah'ın bir Vahit Arapçada bir demek tevhise vahitliğin aslında inancı demek aslında yani tekliğe inanç demek İşte Allah'ın birliğine inanmak en büyük inançtır ve amentü. Amentü neydi Tonguç Ölen Amentü aslında altı tane kural Allah'ın Allah varlığına ve birliğine ondan sonra ahiretin varlığına meleklerinin pey, mele, e, kitaplarının e, e, peygamberlerinin ve kelime-i şehadet diyoruz. Bunlar aslında hayır ve şerden özür dilerim. Bunlar aslında Amentü e, şeyleri diyor listesi olarak biliniyor. İbadete baktığımız zaman kulluk şuurunu yerine getiren yani kulluk demek aslında ibadet, e, abdül de aslında kul demek aslında. E, i̇badet kulluk şuurunu bize anlatıyor, bize gösteriyor. Her gün işte bilmem kaç defa Allah'ın karşısında secdeye gittiğin zaman ne oluyor aslında? Diyorsun ki ben benim bir yaratıcım var ben ona inanıyorum diyorsun. Ahlak Allah'a hürmet ve kullarına şefkat ve merhamet aslında mesela ahlaklı bireyler olduğun zaman sen ne yapmış oluyorsun? Sadece o karşıdaki insana karşı değil, Allah'ın e, sana verdiği e, rızıklara, onun sonra kurallara karşı da aslında bir e, ne yapmış oluyorsun? E, hürmet göstermiş oluyorsun. Aynı zamanda toplumsal ilişkilere baktığımız zaman muamelat, muamelat diyoruz toplumsal ilişkilere. Bu kelime çıkma ihtimali olan bir şey, muamelatı mutlaka toplumun bireyleri arasındaki ilişkiler olarak bilmek gerekiyor. Dinde muamelat kuralları vardır. İşte mesela der ki işte miras şöyle şöyle alınır. Ondan sonra işte karı koca arası bu şekilde düzeltilir falan filan diye. Evlenme böyle. Bunlar aslında tamamen muamelat demek. Kaynağı Allah'tır dinin ve insanlar arasında seçtiği peygamberler vasıtadır. Yani vahiy yöntemiyle getirirler. Amacı dünya ve ahiret mutluluğu, saadet diyoruz. Saadet Arapça bir kelime. Bunu karıştırma sakın. Saadet demek mutluluk demek sınavda Saadet der dilerim diyorum. hocam. İnsan hür iradesiyle kabul eder. İnsan e, kabul eder ve sorumlu olur. Aynı zamanda akıl sahibi insanlara hitap eder. Din diyebiliriz diyoruz. Ödüllü sorumuzu yapın arkadaşlar. Yorumları yollayın.